Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bir manevi reçeteyi inşallah sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Şimdi bir kişiden, bir kimseden böyle hayırlı bir muradınız var, bir isteğiniz var. Onu karşı tarafa söylediğinizde reddolunmamak istiyorsunuz. Yani isteklerinizin kabul görmesini istiyorsunuz. Bunun için nasıl bir ön hazırlık yapabiliriz? Bu manada Rabbimize arz edebileceğimiz, bizim tavsiye edebileceğimiz bir dua var mıdır diye soruluyor. Evet var. Bugün o duayı öğreteceğim size Allah nasip ederse değerli kardeşlerim. Mesela patrondan işte zam isteyeceksin. Avans isteyeceksin ama biraz da çekiniyorsun yok der diye. Veya işte bir izin isteyeceksin, bir önemli bir maruzatın var. Ama şimdi öyle bir yöneticiler var ki da darlıyor yani seni. Nereye gideceksin? Niye gideceksin? Gitmesen olmuyor mu? Ben zaten başlıkta ne dedim? Hayırlı bir isteğiniz olup o isteğinizin efendim reddolunmaması için okunacak duadır diye bu duayı size öğreteceğim inşallah. Dileğimiz hayırlı olacak. Mesela efendim bir talip evlilik kısmet konusu var. Bir yere kız istemeye gideceksin. Ama duydun ki ya bu daha önce bir iki kişi talip olmuş vermemişler. Allah Allah. İşte sen de haber salıyorsun, biraz böyle kontrpiyede kalıyorsun. Yani olacak mı olmayacak mı ikilemde kalıyorsun. Vermezlerse ne yapacağım falan diye artık düşünmeye başlıyorsun. Evlenmek de istiyorsun. Arzu ediyorsun ki şey desinler. Tamam, çocuklar birbirini görmüş, beğenmiş, bize de hayırlı olsun demek düşer. Onu desinler istiyorsun. Bunun için okuyabileceğimiz bir dua var mı senin hocam? Var. İşte bir eşya satacaksın, bir eşya alacaksın ama onunla pazarlığa tutunuyorsun. Örnek veriyorum, ben arabamı satacağım, Fatih Hoca da benim arabaya talip oldu. Ama ben de şimdi bir tık pahalı istiyorum. Fatih Hoca da bir tık böyle aşağıdan almak istiyor Kayserili misali. Ondan sonra bir de böyle güzel dua okuyup beni ikna etmesi için, efendim benden istediğini koparabilmesi için okuyabileceği bir dua. İşte var. Tekrar ifade ediyorum, duayı toparlayacak olursak, hayırlı isteklerimizin, bir kimseden talep edeceğimiz hayırlı isteklerimizin reddedilmemesi için ne okuyabiliriz, nasıl dua okuyabiliriz? İşte bundan bahsedeceğim kardeşler. Bir hayırlı muradın var, bir hayırlı işin var ve o hayırlı işi istemeye gideceksin, söylemeye gideceksin. Bir dua öğreneyim, o duayla meşgul olayım istiyorsun. O kişinin yanına giderken, isteyeceğin kişinin yanına giderken bir ayet var. Çok kısa Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, bir satır. Bir satırlık bir ayet. Nisa suresinin 148. ayeti. Ayetin Arapçasını okuyacağım size yavaş yavaş. Türkçe anlamını söyleyeceğim inşallah. Güzelce öğreteceğim bu sohbetimizde. O kişinin yanına giderken bu şimdi anlatacağım ayeti kerimeyi hocam 7 defa okuyoruz. Her birisi besmele ile. 7 defa okuyoruz. Kişinin yanına gitmeden bunu okuyorsun ama. Ona yaklaşırken, yakın bir yerlerdeyken okuyorsun. Mesela patronun, müdürün odasına girmeden önce okuyorsun 7 defa bu ayeti kerimeyi. Yanına gidince de böyle çaktırmadan, ona hissettirmeden yüzüne hafifçe böyle diye üflüyorsun. Hani adamın yanına girip yaparsan odaya der ki ulan ne oluyor bu, bize büyü mü yaptın, sihir mi yaptın, ne yapıyorsun, bizi okuyor musun kardeş derler sana yani. Bizi mi kopar diyorsun der. Onun için böyle çaktırmadan adamın yanına girdin, odasına girdin, ne yapacaksın? Böyle onun yan karşı profilden böyle yüzüne doğru içine girdin, içeri girdin odaya. Dedim bu kadar. Peki okuyacağımız dua ne? Hadi gelin onu öğrenelim ama duaya geçmeden önce Hüseyin Duru kardeşiniz sizlerden ne ister? Ev istemem, araba istemem, gül istemem, dal istemem. Kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin inşallah. Onu isterim sadece. Duayı söylüyorum, dikkat. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu Allahul cehra bisu'u minel kavli illa men zulim.
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَل۪يمًا. Sadakallahu lazim. Ayet bu kadar. Tam makamını okudum, biraz sana uzun geldi. Hocam uzunmuş ya. Sen de istiyorsun ki hemen Sübhaneke deysen, yani bir Sübhaneke diyeyim tak bütün kapılar açılsın. Onu istiyorsunuz. Yani biraz tembellik de ediyorsun şimdi, Allah var. La yuhibbu Allahu al-cehra bis-su'i min al-qawli illa man zulim ve kana Allahu semi'an alima. Bunu okuyacaksın hacı abi. Güzel güzel, her biri besmele 7 defa. Hemen okursun bunu ya. 2 dakikanı almaz. Ondan sonra içeri girdiğinde hu diye yüzüne üfleyin. Kopar sonra, zam iste, izin iste, başka ne istiyorsan iste yani ondan sonra. Kız istemeye gideceksin. Aileyi gönderiyorsun, tanışmaya gidiyorlar falan. Tembih et birini. Anneden, babadan, birilerine tembih et. Güzel bir, o ilk intiba önemli çünkü. İlk gittiğinde okursan bunu ne olur? Aa, evet, reddedilmezsin Allah'ın izniyle. Hayırlı bir istek çünkü. Hayırlı bir işe kalkışıyorsun. Değil mi? Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. La yuhibbullahu al-cehra bis-su'i min al-kavli illa men zulim. Allah-u Teala diyor sevmez. Neyi sevmez? Zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Allah Allah. İlla men zulim. Zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını Allah sevmez. وَكَانَ اللّٰهُ سَم۪يعًا عَل۪يمًا. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu hakkıyla işitendir, bilendir. Bu ayeti ne yapıyoruz hocam? 7 defa okuyoruz. Ondan sonra o hayırlı isteğimizi söylüyoruz. İçeri girdiğimizde hu deyip böyle çaktırmadan. Hu. Bu kadar. Hu. Tamam. Allah'ın izniyle. Allah-u Teala bütün hayırlı muratlarınızı size nail eylesin can kardeşlerim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah Teala Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Allah rızası yolundan ayırmasın değerli kardeşlerim. İnşallah Rabbim nasip ederse yeni bir sohbette, yeni bir videoda yine görüşeceğiz, yine buluşacağız, yine hasbihal edeceğiz. Sizlerle beraber bu güzellikleri anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. YouTube sayfamızda İkram Ecra, Instagram'da, TikTok'ta her yerde varız inşallah. Daha ağırlık YouTube'a veriyoruz. Her gün videolarımız çıkıyor. Her gün yeni bir dua, her gün yeni bir sohbet, her gün yeni bir ders. Elhamdülillah. Bir eğitim yuvasına çevireceğiz burayı, niyetimiz var. Allah nasip ederse. Değil mi çocuklar? Elhamdülillah, artık mahallenin çocukları da geliyorlar sohbeti dinlemeye. Onlar da notları alıyorlar, duaları alıyorlar, not ediyorlar. Tüh, topuk. Gidiyorlar. Allah kabul etsin. Tekrar görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm.